Herkese merhaba. Bugün sizlerle ikinci aort videomuz olan aortik patolojiler hakkında konuşacağız. İki önemli patolojiden biri olan aort anjizması, aort çapının %50'den fazla genişlemesi olarak tanımlanır ve farklı tiplerde olabilir. Aort diseksiyonu ise yırtılan intima tabakasından giren kanın yalancı bir lümen oluşturması durumudur. Bu olgumuzda transvers görüntülemede aortun genişlediği ve içerisindeki tromboze alan görülmektedir. Yine burada da aort anjizması ve trombüsü longitudinal planda görebilirsiniz. Unutmayın, ölçüm dış duvardan dış duvara olmalıdır. Diğer olgumuzda aort anjizması ilk önce ultrasonografide tanı almış ve sonrasında tomografi ile görüntülenmiştir. Doppler görüntülemedeki amaç yapının vasküler özellikte olduğunu kanıtlamaktır. Aynı hastada dalak, diyafram arasında serbest sıvı saptanmıştır. Başka bir abdominal aort taramasında ise hem transvers hem de longitudinal planda diseksiyon flebi ile uyumlu görüntü izlenmiştir. Aynı hastanın suprasternal görüntülemesi ve tomografi taramasında flap görünümü yine mevcuttur. Şok ve bilinç bulanıklığı ile başvuran başka bir hastada ise perikardiyal mayi ve hematom görünümü saptanmıştır. Uzun aks taramasında ise anevrizmatik aort ve şüpheli flap görünümü vardır. İleri görüntüleme şansı bu hastada mevcut değildi. Son olgumuzda yine anevrizmatik ve içerisinde tromboze alan olan aorta görülmektedir. Fakat rüptüre olduğu uzun aksa geçildiğinde net olarak seçilebilmiştir. Yorumlarınız ve sorularınızı videonun altında belirtmeyi unutmayın. Son olarak ilk defa 9.'sü ülkemizde düzenlenecek olan Asya Acil Tıp Kongresi'nde TATTUS ekibi olarak orada olacağız. İçeriği ultrasonografi ile dop dolu bir kongrede görüşmek üzere.